Değerli izleyenler, Magazin 8'den hepinize merhaba. Bu gece yine birbirinden özel söyleşiler ve magazin dünyasının nabzını tutan haberlerle karşınızdayız. Programa keyifli bir magazin turuyla başlıyoruz. Barış Arduç ve sevgilisi Gupse Özay'dan hayranlarına büyük sürpriz. Megastar Tarkan yaz bitmeden müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Uzun süredir birlikte olduğu Kerem Alışık'tan ayrıldığı söylentilerine karşı Songül Öden ne dedi? Gece turu başlıyor. Barış Arduç, Gupse Özay çiftinden hayranlarına çifte sürpriz. Güzel olacak inşallah. Uzun süredir birlikte olan Songül Öden ve Kerem Alışık çifti ayrıldı mı? Kerem Bey'le ayrılmış konuşuyor, doğru mu acaba? Megastar pop müzik albümünün son virajına girdi. Magazin dünyasına dair tüm gelişmeler jet hızıyla geliyor ekranlarınıza. İstanbul geceleri. Magazin 8 gece turunun ilk durağı Etiler. Kiralık aşkın Ömer'i Barış Arduç ve sevgilisi Gupse Özay, yapımcı Necati Akpınar, Sarp Apak ve Eda Ece ile yemekte. Keyifler pek yerinde. Mekandan önce Sarp Apak, arkadan Gupse Özay ve Barış Arduç el ele çıkıyor. Ünlü çift, Gupse Özay'ın ilk filmi Deliha'da tanışıp aşık olmuşlardı. Şimdi bir kez daha birlikte kamera karşısına geçmeye hazırlanıyorlarmış. Film hazırlıkları içindeyim ben, kendim şahsen. Güzel gidiyor, Yılmaz Bey'in de filminde olacağım. Sonra da kendi filmime geçeceğiz. Güzel olacak inşallah. Bu arada Gupse Özay'dan öğreniyoruz ki senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı bir filmde de oynayacaklarmış. Yani ünlü çift tüm yazı sette geçirecek gibi görünüyor. Eve doğru gitsek müsaade etsiniz, süsren olur. Sonra bir ara sohbet ederiz, olur mu? Barış Arduç biraz yorgun. Eve gitmek için gazetecilerden müsaade istiyor. Sevgilisi Gupse Özay'ı da yanına alıp İstanbul'un karanlık gecelerinde gözden kayboluyor. Barış Arduç'un bu sessizliğinin sebebini ise yakın dostu Sarp Apak'tan öğreniyoruz. Barış'la beraber fırtınaması yapıyorduk ama öyle bir çağırdılar, geldik. Kendisini moralinin bozuk olma sebeplerinden birisiyim. Meğer Sarp Apak ve Barış Arduç konsol oyunlarının tutkunuymuş. Ama Barış Bey oyundan mağlup ayrılmış. İddialı mı Barış Bey? İyi, iyi Barış, iyi. Barış iyi. Geçmişi var. Biraz da müzik deyip kulaklarımızın pasını silelim. İstanbul Jazz Festivali kapsamında ilk kez İstanbul'da sahne alan Neil Rogers'ın Beşiktaş Küçük Çiftlik Parkı'ndaki konserindeyiz. Şimdi de Kimsesiz Çocuklar Eğitim ve Sevgi Derneği'nin iftarındayız. Geceye gelen ilk isimlerden biri Betül Demir. Bu gecenin ünlü şarkıcı için anlamı farklı. Çünkü aile kurmak değil, çocuk sahibi olmak istediğinden evlat edinmeyi düşünüyormuş. Aile kurmak bana çok uzakmış gibi geliyor. Onunla ilgili hiçbir hayalim yok ama bir evlat edinmek olabilir tabii ki. Neden olmasın? Açelya Akkoyun'dan Hande Kazanova'ya kadar pek çok ismin katıldığı iftar yemeğinin onur konuklarından biri de usta sanatçı Orhan Gencebay'dı. Çocuklar insanlığın temeli. Çocukların çok iyi olması lazım. Çocuklar mutlu ne kadar olursa, ne kadar iyi yetişirse geleceğin insanları o kadar iyi olacak demektir. Orhan Gencebay'ın hayranlarına bir de sürprizi var. Hasret diniyor. Usta sanatçı yeni bir albüm çıkarmaya hazırlanıyor. Albüm hazırlanıyorum. Hala notaları tamamlayamadım. İnşallah yakın bir zamanda çıkacak. Gecenin en şık ismi ünlü oyuncu Ayşe Tolga'ydı. Diz üstünde biten elbisesi ve ceketiyle tamamen siyahlara bürünmüş ama pırlantalı halka küpeleri ve göğsüne taktığı broşuyla kıyafetini hareketlendirmiş. Yeniden sokaklara dönelim. 5 aydır birlikte olduğu ünlü şarkıcı Gülşen'le 10 Haziran'da nikah masasına oturan ve şimdilerde baba olmak için gün sayan ünlü aranjör Ozan Çolakoğlu stüdyosundan çıkıyor. Mutlu olduğu her halinden belli. Baksanıza, ağzı kulaklarında. İyi akşamlar Ozan Bey. Nasılsınız? Çok bir sağ olalım ya.
Ozan Çolakoğlu'nun hemen ardından bir başka çiçeği burnunda damat kapıda görülüyor. Geçtiğimiz aylarda Pınar Dilek'le hayatını birleştiren megastar Tarkan da stüdyodan yüzünde koca bir gülümseme ile çıkarak evinin yolunu tutuyor. Müzikten bu kadar söz ettiğimize göre gece turumuza kısa bir müzik arası verelim. Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'ndayız. Sahnedeki isim Türk rock müziğinin en iyi seslerinden Teoman. Bunlar güzel günlerim mi? Daha beter olacak her şey. Uzun bir sürenin ardından ilk kez bu kadar büyük bir konser veren Teoman, İstanbul'u salladı desek yeri. Hadi al götür beni, hala benim işler gibi, evime, yurduma. Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nun bir gün sonra yine özel konukları vardı. Caz Festivali kapsamında Damon Albarn, Şef İzam Refea ve Suriyeli Müzisyenler Orkestrası sahne aldı. Tanıdık ezgilerin kulağa geldiği konserde 60 kişilik orkestra tüm izleyenleri büyüledi. Konuklar arasında usta oyuncu Demet Akbağ da vardı. Çok anlamlı gerçekten, ben de merakla bekliyorum. Hayır, dinlemedim. Dinlemedim. İlk defa dinleyeceğim ama çok heyecan verici olacağından eminim. Şimdi de Beyoğlu'ndayız. Gördüğümün Feyza'sı, usta oyuncu Tülay Günal ve Songül Öden birlikte yemekte. Yeni sezonda yeni bir diziyle ekrana dönmeye hazırlanan Songül Öden biraz keyifsiz görünüyor. Uzun süredir birlikte olduğu ünlü oyuncu Kerem Alışık'la yollarını ayırdığı iddialarını yanıtsız bırakıyor. Kerem Bey'le konuşuluyor, doğru mu acaba? Bir dakika arkadaşlar. Oğlum bir saniye.